İyi günler arkadaşlar. Bugün Dubai'deyiz. EPS Dubai'deyiz. Gördüğünüz gibi bu alanda burası okulun servisinin geldiği nokta. Bu kısımdan gidip English Pet Dubai okuluna doğru gidiyoruz. Sabahları çok ayrıca şey var. GBS öğrencileriyle birlikte gidiyoruz. Birçok arkadaşlık ve dostluk kurabileceğimiz bir ortam var. Serviste herkes birbiriyle konuşuyor. Hani öyle kemküm oturmak gibi bir durum yok. Herkes birbirine selam veriyor, konuşuyor vesaire yapıyor. Şimdi okulumuza doğru yola çıktık, gidiyoruz. Okula yürüme mesafesi yaklaşık 2-3 dakika sürüyor servisten indikten sonra. Yürüme hızımıza bağlı olarak değişebilir bu. 2-3 dakika mı? Evet, yani hız olarak 2-3 dakikada gidebiliyorsunuz. Ama yürüyerek. Daha sonrasında okulun bahçe tarafı, yani ön kısmı. Burada giriş yapabiliyoruz. Buradan da giriş yapabiliyoruz. Burada öğrenciler genellikle sigara, kahve vesaire bunları içmek için veya konuşmak için çıkıyorlar ders aralarında. Daha sonrası okula ilk geldiğimiz vakitte vaktimiz varsa oturup muhabbet edebileceğimiz alanlar var. Bu arada kampüsümüz çok güzel. Hani her taraf yeşillik ve güneşli, güzel bir havası var. Onun dışında şimdi şeye doğru gideceğiz. Okulumuza doğru giriş yapıyoruz. Yakaladık. Burası okulun ilk giriş alanı. Buradan karşı tarafta gördüğünüz gibi okulun kendi sınıfları var. Sağ tarafta öğrencilerin ve öğretmenlerin kahve, çay, su ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alan var. Üst katımızda da sınıflar var. Şimdi oraya çıkıyoruz. Burası da birinci kat. Burada da yine derslikler var. Bu şeyde sabah veya öğlen veya bütün gün ders alabileceğiniz derslikler bulunuyor. Derslikler çok geniş. Ayrıca herkesin oturabileceği, ayakta kalmayacağı alanlar var. Rahatlıkla iletişim kurulabilecek alanlar var. Bir üst kata daha. Burası da dediğim gibi kahvenizi, çayınızı, suyunuzu, hatta yemeğinizi, yanınızda getirdiğiniz yemeğinizi ısıtacak materyallerle dolu. Burada öğrenciler gelip çay, kahve, su ve burası bir toplanma alanı. Yani çay, kahve almaya geldiğinde rahatlıkla sohbet edebiliyorsunuz. Arkadaşlık kurabiliyorsunuz. Tabii ki. Evet ya, ben İlpi'de en çok bunu seviyorum bence. Çünkü buraya gelmişsin, ücretsiz olarak su içebiliyorsun, evet. Şarap yapıyorsun, arkadaşlarına su serpiştiriyorsun. Dediğin gibi ücretsiz olarak yemek de, yani hani yemeği de. Evet, evet. Gördüğünüz gibi suyumuzu aldık, şimdi afiyetle içeceğiz. Burada çaylar da var dediler. Nerede çaylar? Çaylar burada, böyle evet. Sallama çaylar var. Ve bu iki kutunun içinde mutlaka kahve ve şeker bulunuyor. Süper. Çay, kahve aslında öğrenci formatında. Evet ve şey yapabiliyoruz rahatlıkla. İnsanlarla gelip burada muhabbet edebiliyoruz, konuşabiliyoruz. Ve yabancı arkadaşlar da çok aldığı için, tükettiği için çay, kahveyi. İngilizce olarak onlarla sohbet, muhabbet edip İngilizcenizi geliştirebiliyorsunuz bu esnada, bu sayede. Onun dışında derslerde dersler var. Evet, dersler var. Şu an ders işleniyor. Ama genel olarak derslikler çok geniş ve ferah. Bunun dışında burası çalışma odası. Burada herhangi bir işte ihtiyacınız olduğu zaman gelip çalışabiliyorsunuz. Kütüphanede de keza öyle. Çok rahat çalışabileceğiniz alan var ve sosyalleşebileceğiniz bir alan. Gördüğünüz gibi sınıflar geniş ve herkesin oturabileceği bir şekilde öğretmenler tahtaya işlenecek konuyu yansıtıp kitabınızla birlikte geldiğiniz zaman sizle rahatlıkla iletişim kurup ders işleyebiliyor. Ve emin olabilirsiniz ki buradaki çalışan öğretmenler insanlarla iletişim kurmayı çok seviyorlar. Çünkü derse katılımınız için size soru soruyorlar. Etkinlik yaptırıyorlar, oyun oynatabiliyorlar. Bunlar çok güzel bir geliştirme, İngilizce'nizi geliştirme için önemli bir faktör, etken. Yani böyle
sohbet kıvamında ilerliyor. Evet. Yani bir şey öğreniyorum, ezberliyorum falan. Ezberleme yok zaten, hani tamamen onu karşılar. Ve şey var. Mesela en basit, kendi sabahçıyım ben. Hani hı-hı, sabah kursunda. Öğretmenimiz geç kalanlara eğlence olsun diye dans ettiriyor. Hani hafif bir böyle şey, atmosfer değilsin, güzelleşsin diye. Böyle ufak çaplı şeyler yapabiliyorlar. Gördüğünüz gibi sınıfımız, sınıfta ders işleniyor şu an. Grup çalışmaları oluyor. Evet, grup çalışmaları oluyor. Ve şöyle bir şey var. Mesela etkinlik yapıyorsanız dersle alakalı. İşlediğiniz konunun diyaloğu varsa sizi meç ediyorlar. Hani İngilizce konuşabileceğiniz yakınınızda veya solunuzdaki arkadaşınızla meç edip o diyaloğu tamamlamanızı, yani İngilizce olarak konuşmanızı sağlıyorlar. Ayrıca da evet, Böyle cam mekanlar var. Hani bu esnada kampüsü de rahatlıkla görebiliyorsunuz. Yani illa ki dışarı çıkmaktansa havayı da alabilirsiniz. Buradan cam açıp havayı da soluyabilirsiniz. Onun dışında kütüphaneyi gösterelim. Tabii üst katta yine aynı. Evet. Evet, hem GBS öğrencileri, yani üniversite öğrencileri de artık derslere başladığı için okul olduğundan daha hareketli ve daha çok fazla insan spekülasyonu var, toplanma alanı. O yüzden gayet iyi. Bu arada ekstra olarak herhangi bir sorun yaşadığınız zaman, yani sınıf atlama vesaire tabii. Herhangi bir sosyal sıkıntı yaşadığınız anda hem İngilizce hem Türkçe size yardımcı olacak support, yani destek dediğimiz insanlar var ve bunlar sizin için daha iyi bir hale getirmek için uğraşıyorlar. İletişim kuruyorlar, test yapıyorlar. Sınıf atlamak için bile teste girebiliyorsunuz. Bu güzel bir şey. Keşke mutlu Peki bu aramların şeylerini takmışlar, hemen giymişler. Gayet güzel, yakışana yakışan takmalar. Şimdi kütüphanemizi göstereceğiz. Kütüphanemizde hem sosyalleşme hem ders çalışabileceğiniz güzel bir alan. Geniş ve refah bir şekilde bu alan. Birçok insanla burada gelip iletişim kurabilirsiniz. Dersten çıktıktan sonra rahatlıkla dönen, bugün gördüğünüz dersi tekrar edip uygulamalı bir şekilde aktif bir şekilde kullanabilirsin. Yani atıyorum Wish'i gördünüz, Will'i gördünüz. Burada gelip bu şeyi, öğrendiğiniz şeyi, metodu uygulayabilirsiniz rahatlıkla insanlarla. Ayrıca burada çay, kahve ve yiyecek şeyleri de var. Otomatları. Buradan belli bir ücret karşılığında hem kahvenizi içebilirsiniz hem de ufak çaplı atıştırmalıklar alıp rahatlıkla bütün gününüzü geçirebilirsiniz.